Arkadaşlar, bir yıl önce Sakarya zaferimizin ardından size bu kürsüden bir söz vermiştim. Memleketimize giren düşman ordusunu kendi namus ocağımızda boğacağım demiştim. Aradaki bir yıl aslında bizim için bir hazırlık zamanıydı. Ne yazık ki bunu sizlerle paylaşamazdım. Bir tek İsmet ve Fevzi Paşalar biliyordu planımı. Kurmaylarım bir yandan düşmanın Erdek'ten Burdur'a kadar oluşturduğu sınır boyunu inceliyor, diğer yandan da mühimmat temin ediyor, asker topluyordu. Anadolu halkı kanıdan aknalına, tülbentten ekmeğine kadar her şeyini ordumuza bağışladı. Ülkenin dört bir yanından binlerce asker toplandı, hazırlandı. Sayca köyü Hasip Hasanoğullarından Dursun. Burada. Görele köyü Veli oğullarından Yusuf. Burada. Hamurlu köyü Tumbat oğullarından Osman. Burada. Bulgaristan Şumrulu binbaşı Galip Bey. Burada. Silifkeli Asteğmen Hüseyin. Burada. Aksaraylı Er Mehmet Durmuş. Burada. Bütün bu hazırlıklar olurken ben sefada olduğum izlenimini verdim sizlere. Sizin haklı kızgınlığınız düşmanı keyiflendiriyordu. Çünkü ne taarruza kalkışıyor ne de anlaşma tekliflerine evet diyordum. 27 Temmuz'da bir futbol karşılaşması düzenledim. 22 Ağustos'ta ise gazetelerde bir ziyafet düzenlediğim haberi çıktı. Oysa ben çoktan Akşehir'e varmıştım. Akşehir'de stratejimize karar verdik. Ordu yorgundu. Erzak azdı. Elimizde tek atımlık kurşunumuz vardı. Ve onu düşmanın en güçlü olduğu yerden vurmak zorundaydık. Yani Afyon'dan. Bizi atalarımızın geleneksel savaş taktiği olan Türk Hilali kurtaracaktı. Afyon'u kuzeyde Eskişehir, güneyde Burdur yönünden kıstıracak ve düşmanı Dumlupınar'a gömecektik. Yakup Paşa planımın imkansız olduğunu söyledi. Bense yıllar önce Selanik'te defterime yazdığım sözlerimle kendisine cevap verdim. Cesaret gösteren ve tehlikeye atılan kazanır paşa. Korkak kalp kaybetmeye mahkumdur. Ertesi gün Kocatepe'deydim. Aşağıdaki ovada düşman karargahının ışıklarını görebiliyor ve derinden derine atlarının seslerini duyabiliyor. Bu yakınlığa rağmen ordumuz düşman ordularını kuzeyden ve güneyden kuşatmayı başardı. Sabahın ilk ışıklarıyla topçu ateşi başlayacaktı fakat beklenmedik bir şey oldu. Ovayı sis basmıştı. Bütün toplar kör olmuştu. Fevzi Paşa sessizce Kur'an okuyordu. Kocatepe'nin kayalıklarına çıktım. Kararımdan dönemezdim. Ben de dua ettim. Ya Rabbi, Türklüğün ve Müslümanlığın düşman ayakları altında ezilmesine izin verme diye tüm kalbimle diledim. Saat 5.30'da sis perdesi aniden kalktı. İsmet Paşa top ateşine başladı. Düşman bunun bir hile olduğunu düşünüyordu. Asıl saldırının kuzeyden geleceğini beklerken güney tarafından da top ateşi başladı. Mehmetçik 4 saat içinde çevredeki pek çok tepeyi ele geçirmiş, 2 gün içinde
Düşman Afyon'a sıkışmıştı. Düşmanı Dumlupınar Ovası'nda kıstırdık. İzmir'den savaşı yönetmeye kalkan düşman başkomutanı bütün bunları bir savaş hilesi sanmış ve ordusunun yerinde kalmasını emretmişti. Öylesine heyecanlandım ki siperlerin üzerine çıkıp bağırdım. Ey Hacı Anesti! Gel de kurtar şimdi ordularını! Düşman bozguna uğramıştı. Benim askerlerimin tümü subayından neferine kadar süngüyle göğüs göğüse savaşa başlamıştı. Akşam bu acı manzaranın daha fazla görünmesini engellemek istercesine indi. Sabah zaferin coşkusu şehitlerimizin hüznüne karışıyor. Ne kutlama yapacak ne de yas tutacak zamanımız vardı. Derhal emir verdim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Düşman bir yandan kaçıyor, bir yandan da geçtiği her yeri yakıp yıkıyordu. Türk ordusu ise benzersiz bir hızla ilerliyordu. 2 Eylül'de Eskişehir, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik, 8 Eylül'de Manisa düşmandan temizlendi. Mehmetçik 9 günde 400 kilometre ilerledi ve 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Bütün harekat sadece 14 gün sürmüştü. Ankara'dan ayrılırken arkadaşlara 15 günde bitiririz demiştim. Bir günlük bir sapma oldu. O da düşmanın hatasıydı. Savaştan sonra yakılan şehirlerdeki halkın yaralarını sardık. İade edemeyeceğimiz 3000 can vardı. 3000 şehit ve 10.000 gazi. İşte bugün bir yanımla hüznü yaşasam da Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki bir yanımla da size buradan verdiğim sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Lakin bu zafer sadece şahsıma mal edilmemeli. Milletimizin gösterdiği sarsılmaz birlik ve gayret sayesinde bu zaferi hep birlikte kazandık. Savaş meydanlarında eşsiz yiğitlikler göstermiş olan tüm askerlerimizi büyük bir saygıyla anıyorum. Şimdi Allah'ın rahmetine kavuşan tüm şehitlerimizin aziz ruhlarına hep beraber fatihalar gönderelim. Sayca köyü Asif Hasan oğullarından Dursun. Şehit! Görele köyü Veli oğullarından Yusuf. Şehit! Hamurlu köyü Tumbat oğullarından Osman. Şehit! Bulgaristan Şumrulu binbaşı Galip Bey. Şehit! Silifkeli Asteğmen Hüseyin. Şehit! Aksaraylı Er Mehmet Durmuş. Şehit! Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait vazifelerim bitmemiştir. Siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.